Temer'de 23-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu yıl 11.si düzenlenecek olan Sea to Sky Enduro yarışları hazırlıklarında sona gelindi. Kayıtların devam ettiği yarışlara bu yıl pandemi önlemleri kapsamında 200'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Güney Afrikalı ve Avustralyalı yarışçıların pandemi nedeniyle katılamayacağı yarışlara İngiltere'den 50, Rusya'dan 20 ve Fransa, İspanya gibi ülkelerden de birçok yarışçı katılacak ve yarışlar için pandemi önlemleri kapsamında seyirci noktaları oluşturulmayacak. Yarışlara Enduro'nun önemli isimleri Wade Young, Mario Roman, Graham Jarvis ve Billy Bolt gibi sporcular da katılacak. Kındılçeşme'de düzenlenecek plaj etabıyla başlayacak yarışlar, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde 70 kilometrelik dağ etabıyla son bulacak. 4 gün sürecek yarışlarda bu yıl kanyon etabı yerine Söğüt Cuması ve Feslikan yaylaları arasında yer alan yayla etabı dahil edildi. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir yarışlarda gelinen son durumu şöyle özetledi. Yani bizim bireysel bir spor olduğumuz için pandemi çerçevesindeki önlemlerimizi de alarak Sea to Sky'ın 11.sini inşallah gerçekleştireceğiz. Şu an hazırlıklarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Pandemiden dolayı tabii ki bazı ülkelerden uçuşlar veya geliş gidişlerde sıkıntı var. Özellikle şu an bildiğim kadarıyla Güney Afrikalı sporcularımız gelemeyecekler. Avustralya'dan gelen sporcularımız gelemeyecekler. Bununla birlikte tabii endişesi olan sporcularımız gelemeyecek. Fakat yine biz 180-200 yarışçı katılımını bekliyoruz. Şu an İngiltere'den 50 sporcumuz, yine Rusya üzerinden 20 sporcumuz, Fransa, İspanya tarafından gelecek sporcularımız hazırlıklarını tamamladılar. Yine güzel bir Sea to Sky gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi bu yıl pandemiden dolayı seyirci noktalarımız olmayacak. Çünkü onların sorumluluğunu alamıyoruz, ilan edemiyoruz seyirci noktaları. Bunun yanında kanyon yarışı yerine yeni bir yarış organize ediyoruz bu yıl. Bu yarışımız biraz daha hızlı, sporcuların eğleneceği tarzda bir organizasyon olacak. Çünkü yarış, geçen yılki kanyon yarışımızda bütün yarışlar biraz sert oluyordu. Özellikle profesyonel olmayan sporcular bundan birazcık olumsuz etkileniyorlar. Çünkü 3 gün üst üste aynı performansı sergilemek, plaj yarışı tabii birinci günümüz, artı 3 günde dağda performans yapmak onları bayağı bir zorluyordu. Son gün için pilleri bayağı bayağı bitmiş oluyordu. Dolayısıyla bu yıl onun yerine daha eğlenceli, daha uzun, daha serin bir havada Başkan Özdemir, Sea to Sky'ın ciddi bir tanıtıma da imza attığını söyledi. Yani Sea to Sky'ın geçtiğimiz yıllarda da sosyal medya üzerinden izlenmeleri, ne bileyim medyalar, basılı, görsel, televizyon kanallarında yeterince kemer tanıtımı yapıldığını düşünüyoruz. Yine bu yıl buna da bir yenisini daha ekleyeceğiz. Pandemi sürecinde kemerin tatil ortamına uygun olduğunu, bu şartların kemerde hazır olduğunu, tanıtımla, spor tanıtımıyla bunu destekleyeceğiz yine.